Bakıyorum şöyle izliyorum. Hem muhalefet grubunu izliyorum, hem iktidar grubunu izliyorum. Hep bizim baş aşağı. Ama yukarıda ne görüşülüyor? Arkadaşlarımızın çoğu yukarıda. Nerede? Bir başka salonda. Neyi görüşüyor? Bir anayasa değişikliği adlandırılan rejim değişikliğini görüşüyorlar. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu değil arkadaşlar. Evet, hepimiz seçim dönemlerinde anayasa değişikliğine vurgu yaptık. Türkiye'nin 1982'de çıkartılan anayasayla yönetilmemesi ki 100 kez değişmiş, 112 maddesi değişmiş, 18 kez değişmiş, 112 maddesi değişmiş, 2002'den evvel 52 maddesi değişmiş, 2002'den sonra sizin iktidarlarınız döneminde 52 maddesi değişmiş. Aslında baktığınız zaman değişmeyen yeri kalmamış ama da yine bir yeni anayasanın Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söylüyorduk. Bu yeni anayasa tek adamlık bir rejim değildi. Saraydan alınıp halka verilen iktidarın tekrar saraya verilmesi değildi. Beklenti bu değil. Anayasanın maddelerine baktığınızda sokaklarda, seçim kampanyalarında bu halka, bu millete verdiğimiz anayasa sözü değil bu arkadaşlar. Bir bakın. Maddeleri tek tek inceleyin lütfen. Sizden rica ediyorum. Tamamen tek adamlı rejime evrilen bir sisteme doğru hızla gidiyoruz. Tamam, kabul ederim. Tek adamlı bir rejim olsun. 14 yıldır zaten tek adamlı yönetiliyor Türkiye. 14 yıldır. 14 yılda terörümü çözdünüz. 2002 yılında 7 tane şehitle aldınız bu iktidarı. 5 tanesi güvenlik güçlerimizden, 2 tanesi sivildi. Bugün geldiğimiz noktada son bir yılda 800'lerin üzerinde şehitten bahsediyoruz arkadaşlar. Niye çözmedi tek adam bunları? Eğer tek adam rejimi bunları çözecekse gelip bu millete anlatın arkadaşlar. Gelip bu millete anlatın. Yukarıda bunları konuşalım. Eğer anayasa değişikliği yapacaksak bunları konuşalım. Bu terörü nasıl çözeceğimizi konuşalım. Peki tek adam rejimi, 14 yıldır Türkiye'deki tek adam rejimi Türkiye'de işsizliği mi çözdü arkadaşlar? Tarihin en büyük işsizliğini yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihine baktığınızda bu kadar büyük bir işsizlik yaşamamışız. Niye çözemedi arkadaşlar? Ne var elinde, sihirli formül mü var? 14 yıl sonra gelip o sihirli değneği dokunacak ve Türkiye'deki işsizlik problemini çözecek. Çözemedi. Çünkü bugün konuştuğumuz nedenlerden dolayı çözemedi. Konuşmaya çalıştığımız işte sanayi, üretim, teknolojiden dolayı çözemedi. Evet, onu çözmedi. Peki 30 bin aldığınız, 30 bin atanmayan öğretmenle aldığınız, hatta İzmit'te benim seçim bölgemde meydanlarda 30 bin öğretmen ne demek? Benim iktidarımda bir tane atanmayacak öğretmen kalmayacak dediğiniz yerde 400 bine çıktı. Bunu mu çözecek tek adamlı rejim Türkiye'de arkadaşlar? Çok merak ediyorum nasıl çözeceğini. Üretimi mi arttırdınız bu ülkede? Geldiğiniz tarihten beri üretim tesisi adına bir tesis açmadınız. Betona, köprüye, yola yatırım yaptınız. Evet, Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı? Var arkadaşlar. Ama Türkiye'nin köprüden önce, yoldan önce terörü çözmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Türkiye'nin onlardan önce üretimi arttırmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Yapabildik mi bunları? Yapamadık maalesef. Tarım mı geliştirdiniz? Hayır. Tarım Bakanı milli tarım projesini açıkladı. 14 yıldır bu ülkenin tarım projesi, politikası gayrimilli miydi arkadaşlar? 14 yıl sonra geldiğimiz noktada saman falan konuşmuyorum. Bir tek üründe üretimimiz artmış. Bir tek üründe, mısırda. O da çocuklarımızı zehirlenmek için, tatlandırıcıların üretebilmek için arttırdığımız bir ürün türü. O da bugün emperyal güçler dediğimiz, Orta Doğu'da savaştığımız ya da Türkiye'ye nifak tohumları sokuyor dediğimiz Kargil'in, Amerikan güçlerinin, Amerikan sermayesini sermayesine katmak için ürünü arttırmışız. Peki bu mu sadece? Asgari ücretinin problemini çözememişiz. Yoksulluğu çözememişiz. 17 milyon yoksula çıkmış bu ülke. Yaptığınız sosyal yardımları arttırdık diye övünüyorsunuz. 17 kat, 20 kat. Aslında övünmeniz gereken şey, biz iktidara geldikten sonra Türkiye'de yoksul bırakmadık. Yoksulu %17 kat arttırmadık ama yoksul sayısını da 3 milyona, 2 milyona, 1 milyona düşürdük demeniz gerekirken 17 milyona çıktı. Yukarıda tek adamlı rejimi görüşmeyeceğiz arkadaşlar. Yukarıda değil, burada Türkiye'nin demokratikleşmesini görüşeceğiz. Bireysel hak ve özgürlükleri kullanmayı konuşacağız. Bu parlamentodaki partilere uygulanan seçim barajını konuşacağız. Bunları çözeceğiz. Türkiye'nin demokrat bir ülke ve hukuk içinde yönetilen bir ülke olması için çaba sarf edeceğiz. Hukukun olmadığı, her gün terör olaylarının olduğu yerde teknoloji de gelişmez, üretim de gelişmez. Evet, sanayicinin buna ihtiyacı var. Sanayicinin buna ihtiyacı var ama bu ülkeye kimse gelip yatırım yapmaz. Yatırım yapar diyen bir Allah'ın kulu çıkabilir mi?
her gün bombaların patladığı, mülkiyet hakkının elinden alındığı, kanunların çalışmadığı, yargının bağımsız olmadığı bir ülkede üretimden bahsetmek, yeni yatırımdan bahsetmek mümkün mü arkadaşlar? Değil, değil mi? Maalesef acı durumumuz bu. Bir iki örnekten yola çıkarak pozitif bir polyanacılık oynuyorsunuz. Şunu yaptık, bunu yaptık. Sanki Türkiye'nin çağ atladığını o yandaş medyayla insanlara anlatıyorsunuz. Verilecek o kadar çok örnek var ki. O kadar çok örnek var ki. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olmasına benziyor. Barcelona'nın UEFA şampiyonu olduğu zaman kimse konuşmuyor. Ya da her yıl UEFA şampiyonu olan bir takımı kimse konuşmuyor. Ama bir ülkede bir takım 30 yılda 50 yılda bir kez olduğu zaman onu herkes övünerek anlatır. Biz de bunu yapıyoruz.